Gönüllüler takımı erkekleri önde oldukları halde yaşadıkları bir tartışmadan bence bir enerji kaybı yaşatacak bir duruma geliyorlar. Burada dikkatimi çeken bir şey var. Merve'nin takıma birazcık getirdiği bir birleştirici etki var hissi geliyor. Merve öyle bir enerji kattı özellikle dünden itibaren. Ayşe senle başlayalım. Merve'nin enerjisi zaten güzel. Hem oyunlarına odaklanıyor, hem takımın kazanması adına dikkatin dağılmasını önlemeye çalışıyor. Benim acaba hani kendime de bu soruyu yönelttim, size de yönelttim. Genelde böyle şeylerde o takım oyunlarında herkes der ki benimle iyisi gelsin. Hem daha iyi taşıyor, hem daha oynatıyor, hem de takıma adını koymuş bir isim, ağırlığını koymuş bir isim. Bana sayıyı net kazandırır ya da kazanmama daha yakınlaştırır. Bu bence bir taktik. Bireysel düşünen bir insanın yaptığı taktik ama. Mesela hani benim yanımda kötü de olsa bana taşıma da yardım etsin. Ben sayımı yine alırım özgüveninden ziyade. Ben zaten çok sayı alamayan bir insanım. Benim yanımda güçlü olursa belki daha önde gitmemi sağlar. Belki bana daha fazla yardımcı olur. Belki bana oyunu bile kazandırabilir. Ben hani elimden geleni yapsam bile onun ağırlığı daha fazla olabilir diye düşünüyor olabilirler mi acaba? Belki bu tartışmanın temeli bu olabilir. Olabilir. Dora. Tartışmanın temeli zaten bu da. Osmancan'la Fatih gereksiz bir tartışmaya giriyor ama tamamen bu tartışmayı başlatan, fitili ateşleyen Aziz. Aziz az önce Fatih'in yine yardımcı oyuncu yanına almasından kaynaklı olan tartışmadaki o elektriği görüyor. Hemen Osmancan yanına çekiyor. Aslında Fatih diyor ki az önce sen bana sordun ben senin yanında geleyim mi? Ben sana gelmem mi dedim diyor. Gelirim dedim diyor. Aziz diyor ki sen hesap yapıyorsun orada bir şeyler yapıyorsun. Aslında demedin demiyor. Abi sen orada hesap yapıyorsun bir şeyler yapıyorsun diyor. Yani burada Fatih'in o kim kimle çıkacak, ne yapacak, ne edecek hesaplarını yapması, takımla arkadaşların danışmasında ben hiçbir yanlışlık görmüyorum. Hani kim kimle çıkacak, az önce ben sana sordum, ben de çıkacaktın, Aziz o adamı kendi yanına istiyor. Tamamen Aziz'in az önce zaten Fatih bu pozisyonlara girdi. Ben bu açmaya girersem Osmancan'ı ben kaparım isteği var. Çok talihsiz bir lafı giriyor ondan sonra Osmancan'ın. Önceki oyundan dem vuruyor. Yani konuyla alakası yok. Sen az önce burada diyor gelirken diyor sağa sola bakıyorsun diyor. Osman konunun bununla ne alakası var? Şimdi ne alakası var yani? Osman maalesef bazen çok gereksiz yerlerde gereksiz örnekler veriyor. Sonra da boş yapma gibi bir laf ediyor sanırım. Gaza Evet, yani gelebilen işte bir tip galiba. Fatih'in şu tartışmadaki tek hatası ne biliyor musun? Bir sayı aldın konuşmaya başladı. Ya yani Osmancan zaten sayı alıyor. Yani Fatih böyle bir şey demene gerek yok. Bu ateşliyor zaten olayı. Evet ama yani... Bu ateşliyor. Yani o işte Fatih saçma sapan bir laf söylüyor. O konuda haklısın ama bu konulara hiç girmemesi gereken insan Osmancan sana diyor ki sen buraya gelirken o tarafa bakıyorsun, bu tarafa bakıyorsun. Yani bunun konuyla ne alakası var Osmancan? Takımı düşürüyorsun. Bir de boş yapma diyor, diyor aslında. Üstüne yani. Evet. Ya evet, denilecek şey işte o değil lafın yani. üzerine boş yapma diyor zaten. Ben burada maalesef Fatih'i haksız bulmadım. Aziz'in işgüzarlığından, Osmancan'ı kendi tarafına kapmak istemesinden daha sonra bütün Osmancan'la Aziz'i birbirine düşürüyor. Kim çıkacak, kim edecek diye Fatih hesap yapmaya çalışırken yapamıyorlar. Sonra Fatih gene suçlu insan olarak kenarda oturuyor. Daha sonra en sonunda gene boş yapma lafının üzerine yine yaştan dem vuruyor. Yani son 2-3 cümlede Fatih artık işin kontrolünü kaybediyor. Artık araba nereye giderse oraya doğru sürmeye çalışıyor ama yani maalesef yanlışı yapan başta Aziz başlattı. Kenara çekildi, izledi. Bütün yanlışları da ondan sonra Osmancan yaptı. Ya şimdi ben gerçekten şaşkınlıkla Dora'yı dinledim şimdi. Ya şimdi hani Aziz'i gerçekten yerdik ettik tamam da. Hani adam da haklı ya. Niye haklı? Arkadaşlar uzun yola çıkacağız. Yanında birisini getiriyorum. Sevmediğim birisinle o uzun yol, ölüm, 5 dakikası bile büyük sana Zulüm. zulüm. Bak 5 dakikası fazla değil. Konuşmuyorsun, etmiyorsun. Suratlar asılmış. Zaten bir zaman sonra uykum gelecek. Böyle bir ortamda sen yanına daha uyumlu, seninle anlaşabileceğin, beraber hareket edebileceğin insanı mı istersin? Ama Aziz önce sormuş kimseyle Fatih'e. anlaşmıyor zaten Bak şu an. Aziz o kelimeyi söyledikten sonra Fatih diyor mu? Aziz süpersin ya beraber bunu atarız diyor mu? Evet. Demiyor. Öyle bir Ben söylemiyor. seninle çıkarım diyor. Demiyor da Bak, çıkabiliyor muyuz acaba bilmiyorum. Tamam orada diyor ki Alper'le
şey olur diyor. Bundan zaten Alper'le çıktım gibi mi? Çıkacağım evet, mı? Evet, bundan sonraki pozisyon Alper'e gelecek mi? Yani Aziz sonraki hamleyi de düşünüyor zaten. Evet. Ve hatta daha önceki hamlesini de düşünerek söylüyor. E sen böyle bir ortamda Aziz'ciğim tamam senle çıkalım bunu alalım gerideyiz. Moral motivasyon olarak hani büyüksün ya abisin ya hep söylüyorum sana ya. Hmm. E sen niye burada ön planda değilsin? Niye bunu sen başkalarına koz verecek şekilde uyguluyorsun? Ondan sonra da bütün takım zaten evet Aziz'e karşı bir şey Fatih'e karşı bir ön yargı var mı? Var. Herkes nemalanmak için, herkes küçücük bir bölümünden tutmak için Fatih'e karşı hareket bekliyor mu? Bekliyor. Sen niye koz veriyorsun o insanlara? Yerden göğe kadar hatalı. Bak yerden göğe kadar hatalı. Aziz burada haklı. Hani kendimde de bir anda şüpheye düştüm. Aziz haklı, Aziz haklı çıkardım ama gerçek bu. Abi Aziz de Fatih de ince hesabı yapıyor orada. Hani ben ikisi de Osman Can'la çıkmak istiyor ya. İkisi de böyle ince hesaplar yapıyor. Ama orada Aziz'in vücut dilinden hani Osman Can'a böyle takım arkasını dönüp Osman Can beraber çıkarız değil mi? Gizli gizli söylüyor. Yani burada anlıyoruz ki aslında önce diğer tarafa sormuş. Zaten Fatih'e de sorduğu belli. Tam bir cevap alamayınca ondan sonra Fatih de Osman Can'la gitmeyi planladığının farkına varıyor Aziz. Osman Can ben de vallahi diyor. Osman Can zaten canına minnet. Hemen Fatih yüklenme zaten dünden yer arıyor. Bir önceki oyundan da demiyor. Burada haklısın. Evet. Bu bölümde haklısın. Aziz de bak, ama sen fırsat veriyor. Ya söyleyeni değil. Söyletene bak Dora. Söyletene bak. Sen söyletiyorsun bunları. Ben bu arada Fatih olarak sen yapıyorsun bunları. Fatih'in orada maalesef daha önceki oyunlarda da oldu. Bu eşleşme muhabbetlerinde çok kendi başına onların hesaplarını yapamıyor. Hmm. Fatih. Yani hep böyle ya şimdi puanları alan Özgür, Osman Can... Bir de hani taktiksel olarak biraz daha kafası yaşayan Kardelen falan var. Hep böyle onlara soruyor. Kimle çıkıyoruz, nasıl çıkıyoruz? Yani bunu hesaplıyor kendi kendine tam yapamıyor. Matematik yapamıyor aynen işte. Öyle. O eşleşmeleri tam kafasında aynen yapamıyor. Öyle. Biraz yani saflığına veriyorum ya bak, işte, kafası çok o şeylere işte basmıyor. O yüzden Özgür'e hayranım. Ya sen evet burada eşleşmeyi yapamıyorsun. Adam herkesi istatistiğini tamam, tutuyor. Ama işte ben de şunu diyorum. Mükemmel bir ayrıntı. Ben de şunu diyorum abi sana. Ya burada Fatih'e biraz sempatimin uyanmasının sebebi ne biliyor musun? Ben hesapları çok iyi yapabiliyorum mesela. Arkadaşım geliyor yapamıyor. Ben o yapamıyor diye onu şey yapamam, dışlayamam. Yani sen bunları kafan basmıyor mu? Ya gel sana anlatayım derim. Bak sistem ha, böyle 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 evet, derim ya. Yani. Evet. Ya Fatih bu, de, orada Fatih bunu almıyor orada ki. Fatih'in bu Fatih bunu almıyor. Işte, sorma çabaları bana çok çocuksu geliyor anladın mı? Bir de böyle hepsine böyle aşağıdan bakıyor ve ne yapıyoruz? Kimle çıkıyor? Ne oluyor falan filan diyor ya böyle. Ya orada biraz Fatih'i içine al. Mantıklı bir şekilde anlat. Bence Fatih yok ya ama Fatih o bilinmezlikle bir de üstüne yüklenince bence burada biraz da haklı pozisyon düşüyor. Zaten Osman Can'ın maalesef Aziz'den daha fazla tepkisi var Fatih'e. Evet. Orada direkt Fatih'i satıyor. Ya Osman Can diyor ki tamam sen zaten de bunu yapmıyorsun, şunu yapmıyorsun. Ben niye seninle çıkıma getiriyor ondan sonra. Yani biraz sen sayı aldın havalara bak. Ya bunun ya, ne Fatih ilgisi var? Zaten, abi işte, bu bak, Fatih o kadar çocuksu ki en ufak lafta dengesi şaşıyor. Yani Osman Can öyle bir şey diyor ki Fatih ondan sonra hemen böyle bir heyecanlanıyor. Sen de bir sayı aldın. Yani Fatih'in dengesini bozmak çok kolay. Ama Fatih'i işin içine alıp ona mantıklı bir şekilde anlatmak doğru ama biraz daha zor yol. Kimse de bunu tercih etmiyor. Özellikle Osman Can bunu hiç tercih etmiyor Osman maalesef. Osman Can'da şöyle bir şey seziyorum. Ben sayı alabiliyorum. O yüzden benim de olaylara girme hakkım var gibisinden bir ilerleyiş gösteriyor. Çünkü Özgür de mesela sayısını alıyor. Geçiyor kenara. Arada bir laf atıyor. Geçiyor. Hani Osman Can'dan da aslında biz izleyenler olarak bunu bekliyor olabiliriz. Çünkü sürekli bir kendiyle ilgili olmayan bir şeye bile atlayabiliyor ya da oradan başka bir konuya da girebiliyor. Biraz hani acaba o sayı almasının egosuna mı kapıldı? Bence tamamen. Ben nasıl olsa sayımı alıyorum, anladım, lafımı atarım abi. Bence diyorum ki bence bunun sayıyla hiç alakası yok. Osman Can karakter olarak Fatih çok küçük geliyor gibi geliyor bana. Yani bütün konuşmaları, hareketleri, ona verdiği lafları işte bir şey. Yani Osman Can sayı almaz bile Fatih'ten atıyorum %5'lik %10'luk bile yüzde olarak fazla olsa bile Fatih'e böyle davranacaktı. Çünkü Fatih'in daha önceki hareketleri biraz böyle ne olduğundan habersiz hep böyle soru sormaları biraz böyle şey tavırları Osman Can'a biraz hor bunları, görme bu, evet işte biraz hor görüyor yani sayıyla alakalı performansla alakalı değil. Osman Can'ın Fatih'e karşı bir ön yargısı var her konuda da ilk konuşan Osman Can oluyor maalesef Fatih'e karşı.